Merhaba, ben Jenna Levin. Columbia Üniversitesi'nde fizik ve astronomi profesörüyüm. Asıl ilgilendiğim alansa astrofizik. Astrofizik kaynağını fizikten alır ve fiziksel kanunlarla matematiğin doğal olayları nasıl açıkladığını konu edinir. Astrofizik bu evreni bir bütün olarak ele alır. Yani sadece yıldızlar, galaksiler ve çok uzaklarda bulunup da gözlemleyebildiğimiz evrenin içinde bulunan şeyler değil de uzayın kendisini konu alır. Uzay ve zaman. Örneğin uzay zamanı nasıl gelişti, evren nasıl başladı ya da nasıl yaratıldı? Astrofizik temel doğal kanunları ve fiziği öğrenmek için birebir. Fizik biliminde çalışan insanlar arasında yaptıkları işlere göre bazı farklılıklar bulunur. Bu bilim insanları deneyciler, gözlemciler ve teoriciler olarak birbirlerinden ayrılırlar. Deneyciler tespitler yapıp kanıt bulmak ve bunları doğrulamak amacıyla testler yürütürler. Gözlemciler teleskopların da yardımıyla gökyüzünü inceleyip daha önce görülmemiş ya da daha önce hakkında bilgi sahibi olmadığımız bir şeyi bulmaya başlarlar. Benim gibi teoricilerse çoğu zaman sessizce bir kenarda oturup kağıt kalem ya da bilgisayar yardımıyla matematik bilgilerini de kullanarak keşifler yapmaya çalışırlar. Bunu yaparken gözlemcilerle konuşur ve neyi aramaları gerektiğiyle ilgili onlara bilgi verirler. Bir de bunların hepsini yapabilen insanlar vardır. Matematiği kullanmak, tahminlerde bulunmak, bir gözlemciyle konuşup gerçek bir gözlem yapmak ya da bir deney tasarlamak. Zaman zaman da tam tersi gerçekleşir ve teleskopla yapılan bir gözlem, daha önceden tahmin etmediğimiz bir keşifle sonuçlanır. Bu olunca da kağıt kalemimize ve çizim tahtalarımıza geri dönüp, süreç içerisinde bizi bu tahmini yapmaktan alıkoyan şeyin ne olduğunu sorgulamaya başlarız. Evet, aslına bakarsanız keşiflerin çoğu bu şekilde, yani gördüğümüz bir şeyin nasıl olduğunu anlamaya çalışırken gerçekleşir. Astrofizik birçok farklı bilim dalından bilgi alır. Ve ben aslında astrofiziğin biraz geç fark edildiğini düşünüyorum. Ben öğrenciyken fizik ilgimi çekmezdi. Boş zamanlarını deneyler yaparak geçiren, hatta evinde küçük laboratuvarları olan çocuklardan değildim. Bilimin aslında ne kadar da zarif ve mükemmel bir şey olduğunu çok geç fark ettim. Matematikten korkmazdım ama bu kadar zengin ve güzel olduğunu da bilmiyordum. Ama daha sonra matematiğin aslında bize verilmiş bir hediye olduğunu, bizi doğaya bağladığını ve matematiğin yardımıyla doğal olayları daha iyi anlayabileceğimizi fark ettim. Bu bence çok ama çok etkileyici bir olay. Dünyanın neresinde olursanız olun değişmiyor. Evrenin her köşesinde 1 artı 1 2 ediyor. Sonuç aynı. Bu bizi birbirimize bağlıyor. Ve son derece önemli. Üniversitedeyken bunun farkına vardığımda fizik, matematik ve astronomiye aşık oldum. Ve astrofizik okumaya karar verdim. Şu andaysa evren nasıl başladı? Nasıl evrimleşiyor? Ve kaç boyutu var gibi soruların cevaplarını araştırıyorum. Mesela acaba evrenin 3'ten fazla mı boyutu var? Ya da evren neyden meydana geliyor gibi sorular bunlar. Evet, şu an çok önemli olan soruların birçoğu aslında evrenin neyden meydana geldiğiyle alakalı. Evrenin büyük bölümünün şu ana kadar görmediğimiz enerji ve maddeden meydana geldiğini keşfettik. Kelimenin tam anlamıyla karanlık olduğu için teleskoplarımızla görüntüleyemiyoruz. Ama orada olduğunu biliyoruz. Çünkü evrenin genişlemesi ve galaksiler üzerindeki etkisini görebiliyoruz. Bu enerji ve maddenin orada olduğu sonucuna varıyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde bunlar şu ana kadar gördüğümüz hiçbir enerji veya maddeye benzemiyor. Evrenin nasıl başladığı ve evrimleştiğiyle alakalı olan doğa kanunlarını astrofizik sayesinde günden güne daha detaylı bir şekilde inceleyebiliyoruz.